Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de tebliğe, davete devam ediyor. Bu an bir yandan da Müslümanlara yönelik baskılar, Müslümanlara yönelik eziyetler de devam ediyor. Habeşistan'a hicretler gerçekleşiyor. Daha sonra İslam'ı ve Müslümanları tamamıyla engellemek amacıyla müşrikler yeni yeni kararlar alıyorlar. Nübüvvetin 7. yılı, yani peygamberlik geldikten sonra 7 yıl geçmiş. 7 yıldır aleyhissalatü vesselam Efendimiz ciddi bir mücadelenin içerisinde. 7. yılda bir karar alınıyor ve bu karar 3 yıl sürecektir. Siyer tarihinde buna boykot dönemi denir. Bu 3 yıllık dönem. 7, 8 ve 9. yıllar bu 3 yıllık dönemde ne karar alıyorlar? Diyorlar ki Ebu Talip Kureyş müşriklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aslında öldürme niyetleri var Mekkeli müşriklerin. Ebu Talip de Kureyş müşriklerinin bu cinayeti işlemeye kararlı olduklarını görünce Allah Resulü'nün hayatı hakkında endişeye düşüyor ve Haşim oğulları ile Muttalip oğullarını toplayarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumamız gerektiğini onlara beyan ediyorlar. Haşim oğulları ve Muttalip oğulları Ebu Talip başkanlığında toplanıyorlar. Bunların içerisinde, akrabalar içerisinde sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb onlara katılmıyor ve müşriklerin safında yer alıyor. Müşrikler de İslam'ın daha fazla kuvvetlenip yayılmasına fırsat vermemek için haince bir plan yapıyorlar. Diyorlar ki bu Müslümanların sayısı gitgide çoğalmaya başladı. Hazreti Hamza da Müslüman olmuş, Hazreti Ömer de Müslüman olmuş. Ciddi bir karar almamız lazım. Şöyle bir karar alıyorlar Mekkeli müşrikler. Diyorlar ki Ebu Cehil'in başkanlığında toplanıyorlar ve şöyle bir boykot kararı alıyorlar. Müslümanlar ve onları koruyup kollayan Haşimoğulları ile her türlü alışverişi keseceğiz. Yani maddi anlamda onlara bir boykot uygulayalım. Onlardan alışveriş yapmak yasak, onlara bir şey alıp satmak yasak ve Ebu Talip mahallesi dediğimiz o mahallede daha çok Müslümanları toplayalım. O mahalleye bir şeyin girmesini, çıkmasını, alışverişi engelleyelim. İkinci önemli aldıkları karar onlardan kız alıp vermek yasak. Bütün beşeri münasebetlerimizi onlarla koparalım. Onları ciddi manada boykot edelim ve netice itibariyle de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendilerine teslim etsinler ve bu davadan vazgeçsinler. Temel amaç bu. İslam gibi bir davaları olmasın, atalarımızın dinini devam ettirsinler, Mekke'deki, Kabe'deki putlara tapmaya devam etsinler. Böyle bir sözleşme yapıyorlar ve bu sözleşmeyi de kardeşlerim Mansur bin İkrim'e yazıyor, sözleşmeyi yazıyor ve Kabe-i Muazzama'nın duvarına bunu asıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona bir beddua ediyor değerli kardeşlerim. Bunun üzerine Mansur bin İkrime'nin yazdığı gün Efendimizin de bedduasıyla eli kuruyveriyor. Elinde ciddi manada bir rahatsızlık meydana geliyor. Müşrikler diyorlar ki Haşimoğullarına zulmettiğimiz için Mansur musibete uğradı diyorlar. Yani hem bunu biliyorlar hem bunun farkındalar ama bir yandan da eziyetlerine, sıkıntılarına devam edeceklerdir. Bu 3 yıllık boykot dönemi kardeşlerim çok zor bir dönem. Çarşı ve pazarların Müslümanlar tarafına giden bütün yollarını kesiyorlar. Pazara satılmak için gelen yiyecekleri Müslümanlara bırakmayıp kendileri satın alıyorlar. Müslümanlar ancak haç mevsiminde Ebu Talip mahallesinden dışarı çıkabiliyorlar. Müminlerden biri çoluk çocuğu için biraz yiyecek almak üzere herhangi bir satıcıya uğrasa Ebu Leheb hemen o satıcıya gidiyor ve diyor ki bakın ona satmayın, onlardan alışveriş yapmayın, onlara mal satmayın. Biz sizi fazlasıyla gerekeni size yapacağız diyorlar. Ebu Leheb de müşrikler tarafında yer alarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona iman eden bir avuç Müslümana eziyet etmeye devam ediyorlar. Günümüzle kıyaslayalım. Bu boykot dönemleri zaman zaman devam etmemiş mi? Bugün de Doğu Türkistan'da soykırıma maruz kalan Müslüman kardeşlerimiz var. Bugün de Filistin'de, Gazze'de boykot dönemine
gelmiş olan kardeşlerimiz, bu eziyete maruz kalmış olan kardeşlerimiz yok mu? Bugün Gazze dediğimiz yer abluka altına alınmış. Büyük bir duvarla çevrilmiş. Katil, zalim İsrail tarafından boykotla Gazze'li kardeşlerimiz. Bir yandan üzerlerine fosfor bombaları atılıyor. Bir yandan da dünya ile ilişkileri kesilmiş. Mal içeriye katmak yasak, dışarıya mal satmak yasak. Bakın tarih boyunca Müslümanlar bu eziyetlere maruz kalmışlar. Önemli olan müminler, Müslümanlar birleşmesi lazım. İnnemel müminune ihve. Bütün müminler kardeştir. Ayet-i kerimesini hakkıyla yaşadığımız gün tüm Müslümanlar ayağa kalktığında Allah'ın izniyle o eziyet çeken, sıkıntı çeken Müslümanlar da felaha ereceklerdir, kurtuluşa ereceklerdir. Bu zor durum karşısında kardeşlerim, burası çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve Hazreti Hatice validemizin bütün servetleri Müslümanlar için o dönemde harcanıyor. Biliyorsunuz Mekke'nin en zengin kadınlarından Hazreti Hatice annemiz bu boykot döneminde bütün malını, yoğunu, her şeyini Müslümanlara harcıyor. Çok zorlu bir dönem. Müslümanlar aç kalıyorlar. Hatta çocukların feryadı diğer mahallelere gidecek kadar semaya yükseliyor. Bebeklerden anneleri emziremedikleri için, süt olmadığından dolayı, yiyecek içecek bulamadıklarından dolayı bebeklerden, çocuklardan vefat edenler var. Hatta o dönem bir kısmı da yaprak yiyorlar. Ağaç yaprakları ile karınlarını doyurmak zorunda kalıyorlar. Bir zaman Yemen'de de öyle oldu değil mi? Yemen'de bir bölge tamamıyla aç kaldı, susuz kaldı çöllerde. Ağaç yapraklarıyla karınlarını doyurmak zorunda kaldılar. Müşriklerin bu boykottan maksatları kardeşlerim, Peygamber Efendimiz ve kendilerine teslim oluncaya kadar Müslümanları tamamen aç bırakmaktı. Peki bu dönem nasıl son buluyor? 3 yıl sürüyor bu süreç. Yani dile kolay. Bir hafta değil, 2 hafta değil, 1 ay değil, 2 ay, 3 ay değil. 3 yıllık bir boykot dönemi. Bu dönemin neticesini 3 yıl geçtikten sonra kardeşlerim, Hişam bin Amr, Zübeyir, Züheyr bin Ebu Ümeyye, Mutim bin Adi, Ebu Bahteri ve Zema bin Esved Mekke'nin yukarısındaki Hacun mevkiine geceleyin toplanıyorlar. Bundan sonra ne yapmaları gerektiği hakkında konuşuyorlar ve boykot anlaşması bozuluncaya kadar çaba sarf edeceklerini kendi aralarında söz veriyorlar. Sabah olunca hep birlikte Mescid-i Haram'a gidiyorlar. Züheyr üzerinde kıymetli bir elbise olduğu halde Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyor ve diyor ki: "Ey Mekkeliler, bizler istediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım. Haşim oğulları ve Muttalib oğulları alışverişten mahrum kalıp helak olsunlar. Bu olacak şey mi?" diye bağırmaya başlıyor. "Allah'a yemin ederim ki akrabalık bağlarını kesen şu zulüm sayfası yırtılıp atılmadan bu işten vazgeçmeyeceğim." diyor. Kabe'ye asmışlardı ya anlaşmayı, boykotun anlaşmalarını. Netice itibariyle buna Ebu Leheb, Ebu Cehil karşı gelmeye kalksa da akşamleyin anlaştıkları arkadaşlar, diğer arkadaşlar da, onlar da ortaya atılıyorlar. Bu anlaşmanın bitmesi gerektiğini, bu Haşimoğullarının, Muttaliboğullarının bu Müslümanlara yapılan eziyetlerin son bulması gerektiği konusunda ısrarcı olunca daha fazla dayanamıyorlar. Ebu Talip boykotu iptal edenleri bir metiye, şiir yazıyor kardeşlerim ve sayfa yırtılıyor. Netice itibariyle de boykot orada tamamen son bulmuş oluyor. Şakk-ı Kamer meselesi var. Hemen bu olaydan sonra gerçekleşen Şakk-ı Kamer olayı, yani ayın ikiye bölünmesi. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'den de öğreniyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam mesela peygamberlere Allah-u Teala değişik mucizeler veriyor. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında sihir çok öndeydi, sihirbazlar vardı. Ve Musa Aleyhisselam'a da Allah-u Teala bir asa veriyor. Asa vesilesiyle mucizesini Hazreti Musa gösteriyor. Hazreti İsa Aleyhisselam devrinde tıp ilmi çok gelişmiş olmasına rağmen bir takım hastalıkların şifası, vesilesi bulunamıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da hastalıkları iyileştirmek ve ölüleri diriltmek gibi bir takım mucizeler veriyor Mevla Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mekke devrinin 9. senesinde meydana gelen ayın ikiye yarılması hadisesi
müşriklerin boykotu altında bunalmış müminlerin yüreklerine adeta su serpiyor. Boykottan yeni çıkmışlar. Mehtaplı bir gecede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbine dua ediyor ve ayın ikiye bölünmesini Mevla Teala'dan istiyor. Ay ikiye bölünüyor. Bir parçası Ebu Kubeys dağı tarafına, diğer parçası da Kuaykaan dağı tarafına giderek her taraftan görülüyor ayın ikiye bölünmesi. Mekkeli müşrikler de buna şahit oluyorlar. Müşrikler bizzat gördükleri bu apaçık mucize karşısında yine de iman etmiyorlar. Hatta Ebu Cehil bu işin bir sihir olduğunu söylüyor. Bu mucizeyi görmüş olan müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bizi büyüledi ama herkesi büyüleyemez. İleriden gelen kervanlara bir soralım bakalım. Onlar da bu ayın ikiye bölünmesi hadisesini görmüşler mi? Uzaktan gelen kişilere soruyorlar ve onlar da gerçekten ayın ikiye bölündüğünü gördüklerini apaçık beyan ediyorlar. Ayet-i kerime var. Kamer suresi 1 ve 2. ayet-i kerime. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve bu eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Yine Mevla Teala kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı diyor bakın. Birinci ayet-i kerimede Şakk-ı Kamer hadisesi Peygamber Efendimizin büyük bir mucizesidir kardeşlerim. Peygamber Efendimiz ahir zaman nebisi olduğu için onun dünyada zuhuru aynı zamanda kıyametin alametlerinden bir tanesidir. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan başka en büyük mucizelerinden bir tanesi nedir? Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim en büyük mucizesidir ve ümmetine bir emanetidir. Bakın Kur'an-ı Kerim bizlere bir emanetidir kardeşlerim. Allah'ın kitabına iyi sahip çıkmamız lazım. Kur'an-ı Kerim geleli 1000 küsur yıl oldu, 1400 yıl oldu. Hala Kur'an-ı Kerim bütün kafirlere, bütün inanmayanlara meydan okumuştu. Hadi inanmıyorsanız ve bu Kur'an-ı Kerim'in peygamber tarafından uydurulduğunu iddia ediyorsanız bunun bir benzeri getirin veya buna benzer bir sure getirin diye 1400 sene önce apaçık kafirlere meydan okumasına rağmen müşriklere 1000 küsur yıldır halen buna verilmiş bir cevap yoktur. Ve Kur'an'ın apaçık mucizesi günümüzde devam etmektedir. Kıyamete kadar devam edecektir. Onu, Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Önemli olan sen, ben, biz ne saftayız, kimin safındayız? Kur'an-ı Kerim'i ne kadar okuyoruz? İman ettiğimiz hakikatlere ne kadar bağlı bir hayat sürüyoruz? Bunun muhasebesi içerisinde olmamız gerekiyor. Bu boykot döneminden sonra Siyer tarihinde hüzün yılı olarak bilinen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in vefatı ve Hazreti Hatice annemizin vefatı var. Bu nübüvvetin 10. yılına denk geliyor kardeşlerim. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'a peygamberlik verileli 10 yıl olmuş ve burada bu noktada Ebu Talib inanmasa da iman etmese de Peygamber Efendimiz'e en büyük desteği veren kişilerden. Amcası ve vefat edeceği zaman yanına geliyor, ricada bulunuyor son kez aleyhissalatü vesselam, iman et amca diyor, kurtul, ne olursun kelime-i tevhidi söyle. Ebu Cehil geliyor, iman etmemesini telkin ediyor. Bakın Ebu Talib'in şöyle bir sözü var, rivayetlerde geçiyor, diyor ki ey yeğenim diyor, ben de aslında iman etmek isterim ama ben Abdülmuttalib'in dini olan eski din, Hanif dini üzere ölüyorum. Kureyş halkı benim için ölümden korktu da dinini değiştirdi demeyecek olsaydı senin sözlerini kabul ederdim. Bakın burada önemli bir alacağımız ders var. Kureyş halkı benim için ölümden korktu da dinini değiştirdi. Başka bir rivayette de Mekkeli kadınların dinine girdi, fakirlerin dinine girdi dememeleri için diyor ben iman etmiyorum diyor. Yani insanların kınamasından korkarak Ebu Talib ne yapıyor? İman etmeden gidiyor. Amcası kendisine çok destek verdiğinden dolayı ona istiğfar ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ama ayet-i kerime geliyor. Kasas suresi 56. Müslim'de geçen bir de hadis-i şerif var. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Burada başka bir ayet-i kerimeyi de hatırlayalım. Ra'd suresi 27. Yehdi ileyhi men enab.
Allah kendisine yönelen kimseye hidayet eder. Yani kim hidayete meylederse, hidayeti arzu ederse, hidayet yolunda adımlar atarsa Allah ona hidayet kapılarını açar. Ama kişi bile bile inat ederse, hidayet üzere olmazsa Allah ona hidayet vermez ve peygamberin en yakında olsa onun için yapacak bir şey yoktur. Ve bunun üzerine Hazreti Hatice annemiz de, yani bu olaydan 3 gün sonra, Ebu Talib'in vefat etmesinden 3 gün sonra da Hazreti Hatice annemiz vefat edecektir ki bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok üzüldüğü konulardan bir tanesidir. Çünkü kendisine en büyük desteği veren iki kişi ve özellikle de hanımı, müminlerin annesi Hazreti Hatice annemiz de vefat etmiştir. Buna da siyer tarihinde hüzün yılı deniyor kardeşlerim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Nestağfiruke ve tuğbileyk. Neşhedü en la ilahe illa ent. Velhamdülillahi Rabbil alemin.